Merhaba değerli dostlarım, bu programımızda Şafii mezhebine göre adet yani hayız, nifas ve istihaza, özür kanı hallerine maruz kalan kadının oruç ve namaz ibadetlerinin durumu, adet ve özür kanı hallerinin süresi ne kadardır? Bismillahirrahmanirrahim. Adet olan kadın oruçlarını tutamaz, namazlarını kılamaz, tutamadığı oruçlarını sonradan günle gün kaza eder ama kılamadığı namazlarını kaza etmez. İki adet arasındaki temizliğin en az süresi 15 gündür. Bu sebeple iki adet arasındaki temizlik müddeti 15 günden az olamaz. Bu 15 gün içinde kan gelse bile özür sayılır ve hem oruçlarını tutması hem de namazlarını kılması gerekir. Hayız, muayyen vakitlerde kadının rahminden gelen tabii bir kandır. Kadınlar en az 9 yaşında baliğa olup, hayız olmaya yani adet görmeye başlarlar. Hayızdan kesilme yaşı da çoğunlukla 62'dir. Hayızın en az müddeti hiç eksilmemek üzere bir gün bir gecedir. En fazla müddeti arada kesilse dahi geceleri ile beraber 15 gündüz. Bir kadın 15 güne kadar aralıklı olarak kan görür de görme müddetinin saatleri toplamı 24 saati bulursa o 15 gün hayız sayılır. Toplamı 24 saatten az olursa hayız değil fasit bir kandır. Hayızdan sonraki temizlik müddeti en az 15 gündüzdür. Bu müddet iki hayız kanı arasında bulunduğuna göredir. Nifas ve hayız kanları arasında temizliğin en az müddetine sınır yoktur. Temizlik müddeti için üç sınır yoktur. Ne kadar fazla olursa olabilir fakat çoğunlukla görülen temizlik müddeti aydan 6 ile 7 gün çıktıktan sonra geriye kalan kısımdır. Kan 15 günden fazla devam eder veya en az temizlik müddeti bitmeden evvel başlarsa bu kan istihaza yani özür kanıdır. Bu devam eden bir abdestsizlik demektir. Böyle bir kadın abdest alır, her türlü ibadetini yapar ve helallisine yaklaşabilir. Namaz kılmak istediğinde tenasül yerine yıkar, üzerine bir bez sarar. Vakit girdikten sonra abdestini alır ve geciktirmeden namazını kılar. Bu suretle her namaz için fazla kirlenmiş veya yerinden kaymış bezi değiştirir ve yine abdest alır. Nifas. Çocuk doğurduktan sonra isterse en küçük bir et parçası olsa dahi boşalan rahimden akan kandır. Bu kanın en az müddeti 1 an, en çok müddeti 60 gündür. Ekseriye görülen müddet 40 gündür. Gebeliğin en az müddeti 6 ay, ekseriye olan müddeti 9 aydır. En çok gebelik müddeti de 4 senedir. Hayız ve nifas olan kadın nafile olsa dahi namaz kılamaz ve sonra da kaza etmez. Oruç tutamaz fakat orucu sonra kaza eder. Kur'an-ı Kerim okuyamadığı gibi bir ayetini dahi Kur'an kastı ile okuyamaz, elleyemez, taşıyamaz. Tavafın hiçbir nevini yapamaz. Mescitte oturamaz, içinden geçemez, cinsi münasebette bulunamaz, talak verilemez, göbekten diz kapağına kadar kendisine dokunulamaz. Böyle bir kadın kan kesildikten sonra yıkanmadan evvel ona bunların hiçbirisi yine helal olmaz. Yalnız kan kesildikten sonra yıkanmasa bile oruç tutabilir ve talak verilebilir. Rabbim dinimizin emirlerini hakiki manada Kur'an ve Sünnete göre idrak edip hayatımıza hayat yapmayı, Allah'ın rızasını elde etme adına gayret etmeyi bilgili birer Müslüman olmayı, Müslümanım diyen herkesin hakiki manada Müslüman olmak için gayret etmesini Yüce Allah'tan niyaz eder. Hepinizi Allah'a emanet ederim. Hoşçakalın değerli dostlarım.